dostlar. Zor şartlar olsa da kelimeye tırışanız ve Türkiye bilesiz yani bizim neyimiz. Bu da bir vatanımız. Şimdi Bekir Çobanzade'nin maalesef filmi hazır olgan idi. Lakin bizim yönetmenimiz şimdi bilesiz birçok insanlar başka yerlerde yaşarlar ve o da şimdi mecburen Prag'da yaşay, Çekya'da. Ve onun için düzeltmeleri böyle online şekilde yapalımız. Daha bitmedi. Kısmet olsa bu benim kitabım Bekir Çobanzade'nin izinden degen kitap. Türkçe'ye çevrildi. Ve buna bu neydi Ankara'da basılacak yakın günlerde. Birkaç sayfası kalan eken tercümanın aytkanına göre. Ve kısmet olsa o kitabın Türkçesi ve filmin de tanıtımını mutlaka yaparak. Çünkü biz geçken yılı yola çıkıp Bekir Çobanzade hakkında bir belgesel yapmak için yola çıktık. Ve tabii ki Karasu Bazar'dan başladık, onun doğan şehrinden. Karasu Bazar'dan başlap biz doğru kettik Azerbaycan'da. Yani Azerbaycan'da en büyük, umurun en büyük kısmı ve umurun sonuna canında yaşadık. Azerbaycan'a kettik ve Azerbaycan'da biz, ben size anlatamam sözlerini, ne kadar ben böyle bir gurur duygusu yaşadık, sağ olsunlar Azerbaycanlar. Yani gurur, bu bizim Kırım Tatarı. Bakın ki Karasu'dan bir çölden, degenden çöl şehrinde çoban oğlu, ana babası bir arif tanımağan bir ailede yetişken oğlan bu kadar yüksek vazifelerde kötelegeni ve hala da doğumunun 130. yılında bu kadar büyük hürmetle anılganı biz için pek gururluydu. Biz Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası'nın prezidenti İsa Habibeyli'den interview aldık. Ve o adam bakın ki Azerbaycan'da kim olgan olsa Milli Akademiya kayırda yerleşkeni bilirsiniz. En muhteşem böyle bir sarayda 26. yılı Türkologiya kurultayı geçken bir sarayda şimdi yerleşen Milli Akademiya. Ve prezidenti yani Milli Akademiya'nın en baş insanı dedi ki buna bakın bu akademiyanın temelini Bekir Çobanzade kurdu. Bu akademiyamızın, bizim Azerbaycan ilmi mektebimizin temelini Bekir Çobanzade kurdu. Bekir Çobanzade Azerbaycan diyalektologiyasının kurucusudur. Bekir Çobanzade Azerbaycan folkloristikasının kurucusudur. Yani o başladı bütün nelerini. Hatta ki Dede Korkut, şimdi hepsini bilemiz ve Azerbaycan'ın en büyük yazılı edebi abidesi. Dedi ki şu Dede Korkut'un 13. boyutunu bile bizge Bekir Çobanzade Sankt Peterburg arşivinde bulup ve Azerbaycan'a kaytarıp getirdi. Hiç kimsenin haberi yok idi. Ama Bekir Çobanzade bu işini bizge yaptı dedi. Yani Bekir Çobanzade bu kadar bir ne insan olganını biz sokaktaki sizge bir şimdi külünçlü bir neler aytacağım. Bekir Çobanzade adına sokakka vardık. Yani yazılı Bekir Çobanzade küçesi Baku'da öyle bir sokak var. Bardık eski bir azbarın içine kırdık, havlu içine böyle bizde onu Hruşovka diler, iki kat böyle evler, eski pek evler. Töbeden bir adam bakıp dura, yaşlı bir adam. Sonra ben dedim, bu nasıl küçe dedim, sen dedi okumağa bilmiyorsun, onda yazılı dedim. Ben dedim, Bekir Çobanzade küçesi. Dedim ya Bekir Çobanzade kimdi? Hanım dedi, siz Azerbaycanlısınız, utanmırsınız. Böyle sual verirsiniz bana dedi. Şimdi ben anlatırım sana dedi. Tuştu aşağı. Şimdi kameramanlarımız da yanında. Başladı aytmağa Bekir Çobanzade bizim alfabemizi yaptı. Bekir Çobanzade onu yaptı. Hatta ki o adam o kadar ne duygulandı da bizim cumhuriyetimizi bile Bekir Çobanzade kurdu de. Yani son ben dedim ya Bekir Çobanzade Kırımlı değil mi dedim. Yok dedi, Kırımlı değil, o Azerbaycanlı. Ya Azerbaycan'da Karasu Bazar şehri var mı? Vardır, benim bu kadar çok bu coğrafyadan haberim yok. Vardır bir yerde dedi. Ama o Azerbaycanlı. Yani sokaktan bir insan bile bizge Bekir Çobanzade'nin kim olganını anlatmaya çalıştı.